Evet, reklamlar bitti. Yeniden sizlerle birlikteyim. Reklam öncesi sizlerle paylaşmıştım. Çok önemli, çok değerli bir stüdyo konuğumuz olacak diye. Kendisi şu an yanımızda. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali Eroğlu bizlerle birlikte. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Aslında ben size teşekkür ediyorum. Zira ta Ankara'dan kalktınız, kırmadınız, yayın davetimizi kabul ettiniz. O yüzden ayrıca yayının başında size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Ali Bey, veteriner hekimlik çok önemli bir meslek. Ancak son dönemde maalesef ki o istenen ilgi ya da önem verilmiyor. Onu birazdan konuşacağız ama ilk olarak kurbanla başlayalım istiyorum. Pazar günü malum Kurban Bayramı'nı tüm Türkiye olarak kutlayacağız. Dualar edilecek, ardından kurbanlar kesilecek. Kurban pazarları da bu hafta özellikle daha da yoğunluk arttı. Türkiye'nin dört bir yanından özenle beslenen hayvanlar getirildi. Önce pazarların durumundan başlayalım. Kurbanlıklarla devam edelim sonra. Nasıl buldunuz Ali Bey? Siz de incelemelerde bulunmuştunuz çünkü kurban pazarında. Evet. Öncelikle tabii pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın milletimiz için hayırlara vesile olmasını özellikle diliyorum. Televizyonunuzda misafir ettiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her zaman. Bu vesileyle hem veteriner hekimleri hem hayvancılığımızı, hayvan hastalıkları da özellikle gıda güvenliğini konuşmamız gerekiyor. Evet. Şimdi kurban dolayısıyla ülkemizde hayvan hareketleri artıyor, hayvan sirkülasyonu artıyor. Evet. Ve yıllardan bu tarafa ben daha önceden söyledim, şu sözü söylemek istiyorum. Kurbana negatif bir anlam yüklemek bizce doğru değil. Eğer kurban bütün yasal tedbirler, kurallara riayet edildiği takdirde ülkemizde hayvancılığı teşvik eden bir olgudur. Doğru. Dolayısıyla kurban yaklaşırken böyle toplum endişeye sevk eden, paniğe sevk eden, işte şüphelere düşürecek şey yapan bir anlayıştan bence uzaklaşmak lazım gelir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hayvancılığın ne kadar ileriye gitmesi, hayvancılığın önündeki problemlerin halledilmesi ülkemizin hak ve menfaatleri açısından önemlidir. Biz de hayvancılığın içerisinde aktör bir meslek mensubu ve onu temsil eden bir kuruluş olarak bunu hedefliyoruz her zaman. Evet. Yani kurban dediğinizde söylediğiniz gibi hayvan pazarları, satış yerleri gündeme geliyor. Kurban dolayısıyla yasal mevzuata ayrı bir uygulama da tabii getiriliyor. Evet. Mümkün mertebe toplu satış yerleri, geçici satış yerleri, belediyelerin ve hayvan pazarlarında kurbanlıkları işte alınması gerekiyor. Şimdi kurbanlık olan hayvan, kurban edilecek hayvanlar menşeinden itibaren yasal uygulamalara, kontrollere, denetimlere dikkat etmek gerekiyor. Menşeinden itibaren bu hayvanlar hayvan pazarlarına geliyor. Evet. Hayvan pazarlarında bizim Ankara'da baktığımız pazarlarda geçmiş yıllara göre daha iyi bir gelişmenin olduğunu gözlemledik. Tabii özellikle sağlık ve hijyenik şartlar açısından eksikler oluyor. Bunları elbette zaman içerisinde geride bırakmak lazım. Nasıl ki işte bundan 10 yıl, 15 yıl öncesine göre bir takım şeyleri Türkiye geçti. Doğru. Şimdi bir vesileyle Avrupa'da bir toplantıda bize şöyle bir şey aktarıldı. Bir hafta vardı o zaman Kurban Bayramı'na. Hayvan refahı konusu görüşülüyordu toplantıda. Bir hafta sonra Türkiye'de işte sokaklar şu hale gelecek. Hayvanlarda eziyet, işkence vesaire filan. Biz de hani bunların bireysel hatalardan kaynaklandığını, dolayısıyla bir inanca, bir ülkenin şeyine mal edilmesinin doğru olmadığını o zaman beyan ettik. Tabii hayvan refahı konusu son özellikle 20-25 yıl dünyanın gündeminde olan ve önemli bir konu. Elbette. Kurbanlıklar dolayısıyla da yine hayvan refahı tabii gündeme geliyor. Şimdi hayvan pazarlarına gelen hayvanlar geldiği noktadan itibaren belli prosedürleri var. Yani ne var? Bunların sağlık kontrolleri var, aşılanmaları var ve sağlıklı olduklarına dair de büyükbaş hayvanlarda veteriner sağlık raporu almak suretiyle şimdi iki türlü hareket oluyor. Bir, il içi hayvan hareketleri, evet,
İki, iller arasındaki i̇ller hayvan arasında. Hareketi. İller arasındaki hayvan sevklerinde büyükbaş hayvanlar için ve küçükbaş hayvanlar için veteriner sağlık raporu gerekiyor. Büyükbaş hayvanlar için pasaport gerekiyor. Pasaport dediğimiz onların kimlik bilgilerinin, sistemdeki bilgilerinin, hayvan sağlığı ile ilgili Tarım Orman Bakanlığı'nın bir sistemi var. Oradaki bilgilerin yer aldığı, küçük baş hayvanlarda da nakil belgeleriyle ama iller arasındaki yine veteriner sağlık raporlarıyla hayvan pazarlarına geliyor. Hayvan pazarlarına girerken de oradaki yetkililer veteriner hekimler tarafından gerek belediyelerin gerekse il tarım orman müdürlüklerinin personeli tarafından veteriner hekimler tarafından kontrol ediliyor. Bütün bu belgeler tamamsa pazara giriş yapılıyor ve orada satılıyor. Evet. İl içerisindeki hareketlerde, sevklerde ise yine şeyler için, büyükbaş hayvanlar için pasaport gerekiyor. Küçükbaş hayvanlar için de sadece nakil belgeleriyle geliyor. Şimdi bu belgeler tamamsa, yol kontrollerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, yani yeterli miktarda yapılıyorsa, hayvan pazarlarında herhangi bir endişeye kapılmaya gerek yoktur. Önemli olan oradaki hijyenik ve sağlık şartlarında daha da hayvan refahına uygun bir şekilde güzelleştirilmesi, geliştirilmesi. Şimdi tabii öyle bir şey ki dediğiniz gibi ya uygulamada bu aksaklıklar ya da eksikler varsa görülüyor. Siz evet belki ya her şeyi yaptık dersiniz ama uygulama anında aa evet bunu atlamışız deyip bir sonraki yıla bunu lanse etmediğinizde, yansıtmadığınızda o an sorunu çözmüş olursunuz. Şimdi, bu da önemlidir tabii. Sayın Öztürk, ben hatırlıyorum 20 yıl falan önce bu bakanlıklar arası kurban koordinasyon kurulu yoktu. O evet. zaman kuruldu ve illerde de komisyonlar var. Bu komisyonlar illerde vali yardımcılarının başkanlığında ilgili kurumlar tarafından, kurumların temsilcileri tarafından. Buraların hepsinde veteriner hekimlerin olması gerekiyor. Evet. Ve toplu satış yerlerine insanlarımız yönlendirildi, hayvan pazarlarına. Orada sağlıklı olan hayvanların alınmasıyla ilgili. Tabii bir de bu sağlıklı hayvanlar alındıktan sonra yarın kurbanda kurban edilecekler bunlar. Evet. O gün kurbanda da yine hijyenik ve sağlık şartlarına haiz olan toplu geçici, toplu kesim yerlerinde veteriner hekimi kontrolünde bu kurbanlıkların kurban edilmesi gerekiyor. Çünkü hem kurban edilmeden önceki muayenesi hem de kurban edildikten sonraki karkasın muayenesi ondan sonra ne yapılması gerektiğiyle ilgili yapılacak epeyce iş var. İş var. Doğru. Tabii ayrıca bir de yine kurbana özel bir durum uygulanıyor. Nedir o? İnsanlarımız kurbanlığını alıyor, kendi evine götürüyor. İşte bahçesinde. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu önemlisi. Bir defa sokaklarda, caddelerde, parklar, bahçelerde yani park bahçelerde genelde toplumu ilgilendiren mekanlarda, dere kenarlarında, suya yakın yerlerde falan hayvanları kesmemek lazım. Evet. Şimdi kesenlerin, kurban edenlerin çünkü onun bir onun da şartları var. Evet. Yani kısa sürede hayvanın kesilmesi, kanının akması vesaire filan. Dolayısıyla bilgili ya kasaplık belgesi olacak evet. ya da o konuda eğitim almış, bilgi sahibi olan insanlar. Kullandığı bıçağa kadar dikkat edilmesi gereken. Yoksa kendini doğrayabiliyorsa. Gereken tabii şeyler var, hususlar var. Ondan sonra aslında kurbanda şöyle, gerek insan sağlığını, dolayısıyla toplumun sağlığını, gerekse çevre sağlığını, dolayısıyla çevre sağlığı yine insan sağlığını gözetmek gerekiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Kurbanın bir enfeksiyon, kesilen kurbanlıkların bir enfeksiyon kaynağı haline dönüşmesine kesinlikle önüne geçmek lazım. Bunun için de kurbandan sonra atıkların, kan vesaire filan, bağırsakların falan onların imha edilmesiyle ilgili yapılacak işler var. Yani kurbanı hayvanın sağlıklı hayvanın meydana getirilmesi, yetiştirilmesinden tutun, kesimden sonra ki atıkların nasıl yapılacağıyla ilgili yapılması gerekenler, bir de ayrıca tabii ki etlerin değerlendirmesi. Değil mi? Sonrasındaki süreçte ben çok ben böyle önemli. Konuya giriyorum, devam tabii ediyorum. Tabii, siz devam edin. Ben çünkü sorularımı da kafamda tutuyorum. Size yine yönelteceğim sorular evet. var. Buyurun. Şimdi tabii burada hayvan hastalıklarıyla ilgili, hayvan hastalıklarının Türkiye'de ya da ülkelerde yayılmasını etkili olan konulardan bir tanesi işte bu hayvan mezbahaları, toplu kesim yerleri, satış yerleri
yetiştiricinin bu konuda bilinçlendirilmesi, koruyucu tedbirler, aşılama vesaire gibi sağlık ve hijyen şartlarına dikkat edilmesi, bütün bunları bütün olarak değerlendirmek lazım. Ve netice itibariyle bütün yasal tedbirler uygulandığı, dikkat edildiği takdirde başta söylediğim gibi negatif bir algıdan ziyade kurban gönül rahatlığıyla herkes kurbanı alabilir, kesebilir, yapabilmeli. Hiçbir endişeye meydan verilmemeli. Şimdi Ali Bey, endişe dediniz. Birazcık şu endişelerden konuşalım. Yakın zamanda basına da yansıyan bir olaydı. İşte İspanya'dan gelip Lübnan'a gideceği konuşulan gemi aslında Türkiye'ye geldi. Bu hayvanlarda hastalık olduğu konuşuldu. Bir de kurban öncesine denk gelmesi açıkçası vatandaşta bir panik havası yarattı. Sonra açıklamalar yapıldı. İşte o hayvanlar besilikti, kurbanlık olmayacak dendi. Yani işin ithalat kısmını soralım biraz size. Neden soruyorum? Çünkü siz geçmişte bürokraside de görev aldığınız için bu süreçlere çok hakimsiniz. Nasıl oluyor? Bize bir anlatır mısınız? Şimdi şöyle, Sayın Öztürk, uluslararası ticarette de müeyyideler ve kurallar var. Evet. Yani hayvan ithalatına biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tabii ki olumlu bakmıyoruz. Netice itibariyle bugün dünya iki konuda bir mücadele içerisinde. Hem artan nüfusun ihtiyacını karşılamak ve kaliteli ürün elde edebilmek için. Şimdi böyle bir dünyada bizim de üretim planlamalarını, geleceğe dönük üretim planlamalarını yapmamız gerekiyor. Evet. Yani hayvancılıkta istikrarlı politikalar, acil, kısa, orta, uzun vadede diyebileceğimiz bir takım planlamaların ortaya konması lazım. Hatta burada bir sözü hemen nakledeyim. Buyurun. Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketirler. Ama onların belirlediği fiyattan ve kaliteden tüketmek zorunda kalırsınız. O zaman pazar olmaktan kurtulamazsınız. Doğru. Ve o konuyla ilgili de bağımlı hale gelirsiniz. Maalesef. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Türk ülkemizin tarım ve hayvancılık ülkesi diye tanımlanır hep. Evet, hep öyle. 7 ülkeden biriydi kendi kendine yeter. O zaman yine bir sosyal bilimciler der ki toplumlar olgulara konuşurlar. Yani sonuçlara konuşurlar. Evet. Şimdi sonuçtan mutluysanız, hiçbir problem yoksa o zaman o sonuca getiren sebepler uygun demektir. Ama sonuçtan mutlu değilseniz, bir sıkıntı varsa sebeplere yoğunlaşmak lazım. Evet. Bu sebepleri ortadan kaldırdığımızda efendim, yanlışları, hataları, eksikleri, noksanları ortadan kaldırıldığı takdirde ne olacak? Sonuç, olgu daha mutlu bir sonuç elde edilmiş olacak. Yani biz birlik olarak ve bir veteriner hekim olarak hayvan ithalatının doğru olmadığını, inşallah bunun geçici olacağını ve önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin hayvan ithal eder bir konumdan çıkmasını arzuluyoruz. Çünkü bir zamanlar özellikle küçük başta biz doğu vilayetler ülkelerimize hayvan ihraç ediyorduk. Evet. Şimdi bu hayvan hareketleri tabii ki ithalat bir şey anlamında, hayvan hareketi neticede hayvan gelecek yurt dışından. Evet. Gerekli tedbirler almak gerekiyor. Yani bunun Dünya Hayvan Sağlık Teşkilatı'nın da zaten müeyyideleri var, kuralları var. O kurallara dikkat etmek lazım. Bahsettiğiniz konuyla ilgili biz Veteriner Hekimleri Birliği olarak bir açıklama yaptık. Evet. Bu açıklama şuydu. 2018 yılına kadar hayvanları besili, kasaplık ya da diğer hayvanların seçimine veteriner hekimlerinden müteşekkil bir heyet gidiyordu. Bu damızlıkta devam ediyor hala. Evet. Ama besilik ve kasaplıkta bu heyet mecburiyeti kaldırıldı. Biz de o basın açıklamamızda şunu dile getirdik. Ve Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bunu talep ettik. Yani yine veteriner hekimlerin içinde oldu. Çünkü konunun muhatabı ve aktörü bilen meslek mensubu veteriner hekimler. Bu kaldırılan uygulamanı tekrar uygulamaya konmasını, heyetlerin de veteriner hekimlerin yer almasını, bunlara dikkat edildiği takdirde ben bahsedilen hadise gibi bir hadisenin tekrar yaşanmayacağını tahmin ediyorum. Ki hatırlarsanız geçen yıl da yine benzer bir olayı yaşamıştık. İşte hastalıklı hayvanlar getirildi, kurban öncesi piyasaya sürüldü, işte kurbanlık olarak satıldı. Yani vatandaşın aklında bir soru işareti oluştu. Sayın Öztürk, hastalıklı hayvan getirilmez. Yani onların şeyini iyi irdelemek, bakmak lazım. Yani bu hastalık nasıl ortaya çıktı? Gerçekten
ithal edilen hayvanlarla mı çıkıyor, geldi yoksa yani bizde karantina tedbirlerimizde bir sıkıntı mı var? Mesela bu çok önemli bir konu. Çok doğru. Yurt dışından gelen hayvanlar belli bir süre karantina altına alınmalı. Ama karantina bizim ülke içerisinde karantina alınıyor. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Fiili ithalat yapıldıktan sonra bulunduğu yerde karantina yani içerideki illere dağıtılmadan orada karantina altına alınması gerekiyor. Bu da süresi 21 gündür bilimsel olarak. 21 gün içerisinde hayvanlar hastalıktan ağır ise zaten bir problem yok. Zaten karşı ülkenin veteriner servislerinin raporu vardır. Biz de onları, bizim heyetimiz de onları inceledikten sonra ithalata karar veriliyor. Bunlara dikkat edildiği takdirde sıkıntı yaşamayız diye sıkıntı düşünüyorum. Sıkıntı yaşamaz. Şimdi bir diğer mesele de her yıl olduğu gibi konuşuluyor. İşte piyasada yeterli hayvan yok. İşte hayvan sayısında sıkıntı yaşayacağız. Gerek büyük başta gerek küçük başta kurban dönemi için soruyorum. Ne dersiniz Ali Bey? Bu dönemde var mı böyle bir sıkıntı yoksa yeterince hayvana sahip miyiz? Şimdi şöyle bu soru çeşitli defalar bize soruldu. Evet. Geçmiş yıllara dönük yani son 10 senenin 10 yılın biz şeyini verileri var elimizde. Ortalama olarak özellikle son 5 yılda yaklaşık 800 ile 950 bin civarında büyükbaş hayvan kurban ediliyor kurbanda. Bu tabii önemli bir rakam. Tabii ki. Yani belki de bir yıl içerisinde şeyler birkaç gün içerisinde, kesime gidiyor. Yaklaşık 2,5 ile 3 milyon arasında da küçükbaş kurban ediliyor. Bizim bilgilerimize göre, verilerimize göre bu sene bununla ilgili bir sıkıntının yaşanmayacağı şeklinde zaten Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de bu rakamlara yakın bir rakam açıkladılar. Geçmiş yılların rakamı, şu anda kesin bir rakam söylemek yanlış olur. Tabii ki erken olur daha. Şeyden sonra, kurbandan sonra ne kadar büyükbaş hayvan kurban edilmiş, ne kadar küçükbaş hayvan kurban edilmiş. Bu rakamlara göre siz geleceği planlamanız lazım. Yani en az ülkemizde demek ki bu kadar hayvan kurban edildiğine göre 2020 yılında da ne bir şey anlamında, tedbir anlamında tedbir almak için bu kadar hayvanı planlamak lazım diye düşünüyoruz. Şu anda çeşitli yerlerden bilgiler alıyoruz. Ben işte buraya gelmeden önce İstanbul'da birkaç merkez var, önemli hayvan satış merkezi var. Evet. Ayrıca Erzurum, yani değişik vilayetlerdeki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bir sıkıntının yaşanmayacağı yönünde bilgiler. Evet, şu an zaten pazarlarda da görünen o ki hayvan anlamında sıkıntı yok ama sıkıntı gördüğümüz kadarıyla alıcıda biraz problem var değil mi Ali Bey? Çünkü bazı vatandaşlar hiç satamamış, bazısı işte 30 tane büyükbaş getirmişse 10'unu zor satabilmiş. Biraz satışta galiba sıkıntılar yaşayacak gibi duruyor besici ya da hayvan sahipleri. Ne dersiniz buna? Tabii şöyle, buradaki dengeyi koymak lazım. Yetiştirici şeyin fiyatların düşüklüğünden dert yanıyor. Evet. Tüketici yani alacak olan fiyatlar yüksek diyor. Geçen yıla göre fiyatlarda aslında böyle çok bariz bir yükseklik yoktur. Yani canlı kilogram fiyatı itibariyle birkaç lira bir fark var. Burada tabii yetiştirici de diyor ki yem hayvancılığın önemli şeyi girdilerinden bir %70'i yaklaşık yem girdileridir. Evet. Yem arttı diyor. Bunun şeye yansıması lazım. Fiyatlara. Fiyatlara yansıması lazım diyor. Çok yansımadı diyor. Biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz diyor. Evet. İşte aslında yapılması gereken ülkede yetiştirici mutlu olacak, tüketici mutlu olacak, kaliteli ve istediği fiyattan şey alacak. Ama yetiştiricinin de maliyeti düşecek. Doğru. Burada tarımda ve özellikle tabii hayvancılığa destek gündeme geliyor. Destekler gündeme yani geliyor. Yani bizim bir destek stratejimizin, önemli bir destek stratejimizin olması lazım. Dünyanın Sayın Öztürk hiçbir yerinde desteksiz tarım olmuyor. Yani en ileri gelişmiş ülkelerde bile destekler tabii onların standartlarına göre desteksiz tarım olmaz. Bizim yine Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bir çalışma yapıyoruz. Hayvancılığın sıkıntıları nasıl ön açabiliriz? Bu gerçekten akademik personelle, bizim üyelerimizle, sahadaki arkadaşlarımızla, bakın geçen günler bir bölge toplantıları yaptık. Bize bağlı bizim birliğimizin 65 yıllık geçmişi var, bir hafızası var, bir birikimi var. Evet. Kanunla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir birliğiz biz. Evet.
Samsun'da, İzmir'de ve Gaziantep'te bölge toplantıları yaptık. 56 bölgemizin ve il oda başkanlarımızla bu üç ilde buluştuk. Orada il bürokratlarını da sayın valilerimizden olmak üzere davet ettik. Biz birliğimizin bu birikimlerini ve geleceğe matuf öngörülerini ülkemizin menfaatleri için kullanmak istiyorum. Doğru. Ve meslek olarak şimdi hayvancılık yoksa veteriner hekimlik bir anlam ifade etmez. Etmez, doğru. Veteriner hekimlik yoksa hayvancılıkta sıkıntılar yaşanır. Dolayısıyla bir de sloganımız var bizim. Nedir o? İleri hayvancılık için, ileri veteriner hekimlik. Bu sloganı şöyle tespit ederken gelişmiş ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerini inceliyoruz. Hala Avrupa Birliği mevzuatının %25'i veteriner hekimlikle ilgili. %25'i, evet. %25'i bu. Çok iyi bir rakam. Tabii. Dolayısıyla ülkemizde hayvancılık dediğiniz zaman, yani biz tabii işte sonuçları konuşuyoruz. Evet. Yapıyı konuşmamız lazım. Doğru. Hayvancılıktaki yapılanmayı konuşmak lazım. Bu konuyla ve değişik konular bu bölge toplantılarında dile getirildi. Ve biz önümüzdeki günlerde bu sonuçları yine kamuoyuyla, işte yetkililerimizle, kamu bürokrasisiyle paylaşacağız. Özellikle hem benim hem de birçok vatandaşımızın merak ettiği bir başlık var. Diyelim ki Ali Bey, aldık kurbanımızı, getirdik, kendi bahçemizde kestik. Ama işte tam böyle iç organlarına bakarken şüpheli bir durumla karşılaştık. Bu anda ne yapacağız? O anda yapılacak olan şey şu, illerdeki kurbanlık komisyonlarının zaten şeyi vardır, iletişim şeyi, numaraları, işte alo hattı, evet, şeklinde. Onların mutlaka bir defa öyle bir tabloyla karşılaştığınız zaman veteriner hekimin kontrol etmesi lazım. Veteriner hekimin onu görmesi lazım. O teşhis edecek yani, bu şu hastalıktır falan diye. Çünkü o tablo illaki bir hastalığı gösteriyor. Hastalığı belirtisi değil mi? Bu da önemli bir konu. Çünkü toplu kesim yerlerinde bu hadise olmaz. Orada veteriner hekimler var zaten. O şekilde ya da işte il ve ilçelerde Tarım İl Müdürlüğü'nün, Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün personeli tarafından ya da bizim serbest veteriner hekimlere müracaat etmek suretiyle teşhis edilmesi gerekiyor. Mesela diyelim ki bir tüberküloz vakası. Değil mi? Evet. Hayvan hayattayken semptom göstermiyor. Gayet güzel. Herhangi bir dış baka anlamında hastalığını gösteren bir şey yoktur. Yani burun akıntısı, göz akıntısı, nefes darlığı vesaire gibi bir sıkıntı yok. Kestikten sonra o tablo ortaya çıkıyor. Ona göre veteriner hekimin kontrol edecek ve karar verecek. Eğer generalize bir hal almışsa, lenf yumrularına kadar hastalık yayılmışsa, öyle bir tablo varsa hayvan imha edilecek. Doğru. Ama orada da yine önemli şey, hayvan diyelim, kesilen hayvan sağlam, hiçbir problem yok. Tamam, şeyin işte derinin muhafazası var, bir de atıkların imha edilmesi meselesi var. Bir defa kesinlikle sokak hayvanlarının gelip alıp götürüp sağda sola götüreceği bir şeye engel olmak gerekiyor. Maalesef ki buna şahit oluyoruz. Sokak hayvanlarına çiğ şeyleri vermemek gerekiyor. Lazım. Ayrıca de kistidatit dediğimiz bir hastalık vardır. Paraziter bir hastalıktır. Karaciğeri, akciğeri falan şey eder, nüfus eder. Bu da yine insanlarda tehlikeli bir zoonotik hastalıktır. Yani insanlara geçen zoonoz hastalıklardan. Evet. Tüberküloz da zoonozdur. Bu da zoonotik paraziter bir hastalıktır. Kistidatit hastalığı önemli bir hastalıktır. O tabloyla karşılaşan vatandaşımız en kısa zamanda veteriner hekime müracaat etmesi gerekiyor. Evet, yani buradan özellikle kurban kesecek olan vatandaşlara uyarımızı yapalım. Mümkün mertebe toplu kesim yerlerini tercih etsinler. Aynen öyle. Ki orada gerekli veteriner hekimler var, ilgililer var. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında zaten derhal müdahale edilecektir. Kurbanın dışında o zorunluluk zaten mezbahalarda. Evet, bir de böyle bir zorunluluk kurban var. Kurban daha özel bir durum uygulanıyor. Hani bazen alıyor götürüyor kendi bahçesinde ya da ne bileyim başka uygun bir yerin var diye. Söylediğimiz gibi yani kenar bir yer olursa böyle park, bahçe vesaire sokaklarda falan olmaması lazım. Doğru, dediğiniz çok doğru. Şimdi Ali Bey, işin birazcık da veteriner hekim kısmına değinelim istiyorum. Maalesef ki zaman zaman hep konuşuluyor ama bir türlü sıkıntıları giderilmiyor. Çözümler belli ama bir türlü gereken adımlar atılmıyor. Siz de az önce söylediniz, bakanlıkla da bu konuyu görüştük. O toplantıda neler konuşuldu? Veteriner hekimler hangi sıkıntılarının çözülmesini istiyor? Biraz da bunları anlatır mısınız bize? Sayın Öztürk, veteriner hekimlik geçmiş yüzyılda üzerinde beyaz önlüğü, boynunda da stetoskop olan, hayvan hastalığını teşhis eden, tedavi eden bir hekim olarak tanımlanıyordu.
Ama yeni yüzyıl başka sorumluluklar yükledi. Evet. Ve daha kapsamlı, anlamlı bir tanım getirildi. Veteriner hekimler, sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı insan olmaz. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum. Evet. Bunun birinci basamağında veteriner hekimler vardır. Veteriner hak sağlığı, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar. Bu hastalıkların hastalanmadan önce koruyucu tedbirleri, aşılama vesaire gibi tedbirlerle hastalığın önüne geçilmesi. Bu dünyada önemli bir trenddir, yani uygulamadır. Ülkemizde de olmaz. Bakın, hayvan hastalıkları. Dünyada bir yıllık hayvansal üretimin %20'sini yok ediyor. Doğru. Şeyde de, ülkemizde de yaklaşık %10'unu yok ediyor. Evet. Yani biz hayvansal üretiminin %10'unu hayvan hastalıkları sebebiyle kaybediyoruz. Bu önemli rakamlar. Çok bunların doğru. Şimdi parasal şeyleri falan. Ki buzağı kayıpları mesela. Söylemek istemiyorum, vakti de iyi değerlendirmek açısından. Evet. Dolayısıyla veteriner hekimler halkın sağlıklı beslenmesi için gıda güvenliği, gıda güvenirliği, çevre sağlığı, hatta 11 Eylül saldırılarında biliyorsunuz hayvan hastalıklarının etkenleri şarbon vesaire gibi biyolojik silah olarak kullanıldı. Doğru. Dolayısıyla yeni dünyada veteriner hekimler bu şekilde bir tanım getiriliyor. Veteriner hekimler göz ardı edilemez. Çok doğru. Sayın bir valimizin bir sözünü söyleyeyim geçenlerde, çok da paylaşmak isterim doğrusu. Nedir o? Veteriner hekimleri şöyle tanımladı. Dedi ki varlığında çok aranmayan, göz ardı edilen ama yokluğunda çok önemli olan meslektir. Ne kadar güzel söylemiş valimiz. Evet, gıda güvenliği ve güvenirliği metropoldeki insanımızı da, tabirimi bağışlayın, en ucra köşede dağın başındaki insanı da ilgilendiriyor. Elbette. Ve bunun birinci ayağında veteriner hekimler var. Dolayısıyla belki bir obje olarak veteriner hekimler hayvanlarla ilgileniyor ama esas hizmet ettikleri nokta insanın sağlıklı ve dengeli beslenmesine. Evet. Hayvansal proteini bir beslenmenizde yoksa hayvansal protein sağlıklı ve dengeli beslenemiyorsunuz. Çok doğru. Ve bu hastalıkların risk anlamında %25'i hayvansal gıdalardan insanlara bulaşıyor. Bak, bitkisel gıdalardaki bulaşma daha az. Az. Evet. Şimdi böyle olunca veteriner hekimlerin önemi ortaya çıkıyor. Biz veteriner hekimlerin, gerek kamuda çalışanların, kamu derken tabii ki Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler falan bütün olarak bakmak lazım. Bir de serbest olarak klinisyen veteriner hekimler, muayenehanesi olan veteriner hekimlerin mesleğinin icrasını, standartlarını yükseltme adına veteriner hekimlere dikkat etmek lazım. Veteriner hekimlerin problemlerini, sorunlarını çözmek gerekiyor. Ne kadar standartı yüksek bir veteriner hekimlik icra edilirse ülkemizde, bunun katkısı ülkemizin verimliliğine ve kalkınmasına olacak. Çünkü ileri bir, demin sloganımızda söylediğim gibi, ileri bir hayvancılığı gerçekleştirmiş olacak ülkemiz. Evet. Dünyada gelişmiş ülkelerde bitkisel üretim planlamaları hayvansal üretime göre yapılıyor, bakın. Onlar onun için konuyu çözmüşler. Ve arazinin, ekili arazilerinin %70'i yem bitkilerine ayrılmış. Biz de hala %30'u bulamadık. Yani tarım hayvancılık için mi yapılıyor? Dünyada? Tarım hayvancılık için yapılıyor. Çok güzel söylediniz. Evet. Tarım hayvancılık, 1890'lı yıllarda Harar Nazırı da söylüyor bunu. 1890'da tarımın yönü hayvancılık için olmalıdır. Eğer hayvancılık tarımın içerisinde bir başka bir pozisyonda olursa dışarıya bağlı hale gelirsiniz diyor. Dolayısıyla biz tercihlerimizi, tespitlerimizi, sağlıklı tespitlerimizi buna göre yapmamız lazım. O zaman veteriner hekimler kamuda istihdam sorunuyla karşılaşıyor. Evet. Veteriner hekimlerin kamuda çalışan arkadaşlarımızın, veteriner hekim çok meşakkatli bir konudur. Çok doğru. Bakın, geçen ay Erzurum'da bir kaza oldu. Göreve giden arkadaşlarımızdan 3 veteriner hekim, bir sağlık teknisyeni yaralandı. Bir tanesi hala hastanede yatıyor. Evet. Yine bir meslektaşımız, çok genç bir meslektaşımız, bayan ve meslektaşımız Muğla'da birkaç hafta önce bir hayvana gece saat 12 sıralarında müdahale ederken elektrik kaçağı şeyiyle hayatını kaybetti. Aynen, sezeryen yapıyorlar hayvan, doğum yapamıyor ya, sezeryen için. Veteriner hekimi meşakkatli bir meslektir. Buna göre yani iş riski olan... Riski çok fazla, doğru. Evet. Bir hayvan saldırısına bile maruz kalabilir. Birinci derecede iş riski olan... Bunun için kamuda çalışan arkadaşlarımıza geçen yıl verildi, beşeri hekimlere fiili hizmet verildi, veteriner hekimler ayrı tutuldu. Bu fiili hizmetin biz bir an önce veteriner hekimler için de verilmesini istiyoruz. Sayın Bakanımızdan da özellikle talep ediyoruz ve Sayın Bakan'a biz bunu arz ettiğimiz raporumuzda da dile getirdik.
kamuda istihdam edilen sokak hayvanları diyorsunuz. Evet. Bunun için bir yapılanma gerekiyor. Şu anda belediyelerde veteriner işleri daire başkanlıkları ya da veteriner işleri müdürlükleri yoktur. Evet. Peki Ali Bey şunu sorabilir miyim? Çok pardon. Sokak hayvanları dedik. Biliyorsunuz seçim öncesi bunlar hep dile getirildi. Hayvan hakları dendi. İşte hayvanlara yapılan kötü muameleleri zaten hepimiz şahit olduk. Yani iğrenç ötesi insanlar diyorum bunu yapanlara. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. Hayvan hakları dendi ama seçimlerden sonra hiç bakıyorum hiçbir siyasi ağzına bile almıyor bunları. Şeyden mecliste çalışmalar devam ediyor. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Türkiye'de muhatap olan bütün şeyleri dinledi. Biz Veteriner Hekimleri Birliği olarak bizim yönetimdeki arkadaşlarımız sunum yaptılar mecliste. Kamu Denetici Kurumu'nda, Ombudsman Kurumu'nda yine sunum yapıldı. Bizim projelerimiz var hayvan şeyle ilgili. Ama biraz önceki şeyi tamamlayın, şey buyurun, tabii ki. Onu tamamlayalım. Şimdi dolayısıyla kamuda veteriner hekimlerin şu anda istihdam edilen veteriner hekim sayısı yeterli değil. Bunun halledilmesi gerekiyor. En az kaç olması lazım mesela herhangi bir şu il ya da il? Şu anda 9 bin civarında kamuda çalışan veteriner hekim var. Bizim tespitlerimize göre bir o kadar daha veteriner hekimlerin. Kamu derken altını çiziyorum. Yani sadece Tarım ve Orman Bakanlığı değil. Tabii ki. Belediyeler ve Sağlık Bakanlığı Hayvan Hakları Komisyon Başkanımız şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'de 1400 civarında şey belediye var ama 234'ünde şey var. Hayvan barınağı var dedi. bunu ya, orada veteriner hekimler işin merkezinde olan meslek mensupları. Doğru. Bunu istihdamla çözeceksiniz. Yani daha fazla. Dolayısıyla fiili hizmetten veteriner hekimlerin bir an önce faydalanması gerekiyor ve önemli bir konu. Birçok arkadaşımız ben illere gittiğimizde veteriner hekimlerle toplantı yapıyoruz. Bak gittiğimiz her yerde sahayı dinliyoruz Sayın Öztürk. Evet. Bunu bir şey için, bir strateji ortaya koymak için yapıyoruz. Birçok arkadaşımız Brüsel'le ile beraber yaşıyor. Brüsel'le. Mesleki hastalık. Yani zoonoz Brüsel'le. Doğru. Ve ciddi bir hastalık. Hayvanlarda benim kaybına sebep olduğu gibi insanın sağlığını alt üst eden bir hastalık. Şimdi dolayısıyla zoonozlarla karşılaşan veteriner hekimlerin beşeri hekimlere verilen fiili hizmet ve maaş iyileştirilmesi nasıl ki hastalıkların risk oluşturduğu için hekimler için, beşeri hekimler için, veteriner hekimler için çok daha fazla risk oluşturdu. Risk var, doğru. 2008 yılına kadar fiili hizmet vardı. 2008'de yok oldu. Kaldırılmış. Bunun tekrar konmasını istiyoruz. Biz meclisteki Sayın Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Başkanımızla görüşüyoruz. Sayın hocamıza da buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün konularla ilgileniyor. Başka yetkililerle de görüşüyoruz. Bir an önce bunu çözmemiz gerekiyor. En azından veteriner hekimleri motive etmek için. Elbette. Ayrıca başka bir konu, kamuda çalışan ve serbest olarak mesleğini icra eden arkadaşlarımızla ilgili görev tanımlarının yeniden yapılması gerekiyor. Orada da bir kargaşa var. Yani veteriner hekimin problemlerini söylerken bunu da yapmak gerekiyor. Çünkü kamudaki arkadaşlarımız gıda güvenliği çok önemli bir konu. Tabii ki. Şimdi yani daha çok kontrol ve denetim hizmetlerini götürmeleri gerekirken aşılama, küpeleme, diğer bir takım suni tohumlama gibi konuların tamamen serbest veteriner hekimler tarafından yürütülmesini biz talep ediyoruz. Bunu ülkemizdeki kargaşayı ortadan kaldırmak, daha verimli hizmetler yapabilmek için şey diyor. Ayrıca serbest veteriner hekim olarak mesleğini icra etmek isteyen yeni mezunlar, o da çok önemli bir konu. Biz geçenlerde bir yere yine bir veteriner fakültesi açıldı. Sayı artıyor değil mi? Amerika'yı geçtik biz. Amerika 330 milyona yakın nüfusu olan bir ülke. Yani 32 veteriner fakültesi oldu. Yılda 2000'den fazla veteriner hekim mezun veriyor. Bu gelecek için büyük bir işsizler ordusunu oluşturuyor. Doğru. Bir de her iki mezun olanın donanımlı bir muayenehane açma için şeyi yoktur. Maddi o konuda da bizim lazım. Çalışmalarımız var. Desteklenmesi için. Yani evet. O alet, ekipman, donanım desteklenmesi için. Pahalı aletler tabii için. Tabii ki. Onun için de desteklenmesi istiyoruz. Ayrıca uygulamada, veteriner hekimi uygulamalarında, sahadaki uygulamalarda yine bazı sıkıntılar var. Bunlara detay olarak çok fazla zamanı almamak için zaman girmek istemiyorum. Kullanmak adına. Onların da çözülmesi lazım. Bunun için biz diyoruz ki biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak aynı zamanda bir STK'yız. Yani sivil toplum örgütüyüz. Evet. Biz mevzuatlar hazırlanırken işin mutfağında olursak kamuyla beraber, kamuya destek de verme anlamında yani, daha uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği olan çalışmalar gündeme getirilebilir, sıkıntılar ortadan kaldırılır. Ortadan kalkar. Şimdi veteriner fakültelerinde bu veteriner fakülteleri
uygulamalı eğitim veren bir yerdir. Hayvan hastanesi olacak, uygulama çiftlikleri olacak, laboratuvar altyapısı olacak, fiziki mekanları olacak, hoca sayısı, öğrenci hoca oranı falan bunların şey. Şimdi YÖK tarafından eğitim ve öğretime başlanabilmesi için asgari koşullar belirlendi. Genel ilkeler belirlendi. Onların içerisinde şey yoktur. Veteriner fakülteleri yoktur. 40 mühendislik var. Ayrıca yaklaşık 15 civarında sağlık grubu var. Ama şimdi veteriner fakülteleri yok. Biz de bu konuyla ilgili YÖK'le çalışmalarımız, orayı ziyaret ettik, raporlarımızı verdik. Ve son olarak Ereğli'de açılan veteriner fakültesi dolayısıyla 56 odamızla beraber logolarımızı kararttık. Bir ay süreyle hem kamuoyu hem ilgililerin dikkatini çekmek hem de üzüntülerimizi... Dönüş oldu mu peki Ali Bey size? Dün başladı zaten. Dün başladı. Üzüntülerimizi dile getirmek anlamında. Yani bu kalitesiz, daha doğrusu yetersiz fakülteler neye sebep oluyor? Yetersiz veteriner hekimlerin mezun olmasına sebep oluyor. Veteriner hekim uygulamaları görmeyen bir veteriner hekim hangi şeyde neyi başaracak? Etkili olamaz ki dediğiniz gibi. Uygulamada, fiiliyatta bunu hayata geçiremez. Dikkat etmek lazım. Ayrıca Avrupa Birliği kriterleri falan var. Yani veteriner fakültelerinin eğitimiyle ilgili. Ben o konulara çok girmek istemiyorum. EAV'nin Avrupa Veteriner Eğitimleri Kurumu'nun bir şeyi var. Kriterleri var. O kriterlere göre aslında... planlamaların yapılması lazım. Böyle plansız bir şekilde veteriner fakültelerinin açılmasını istemiyor. Yani anladığım kadarıyla az olsun diyorsunuz ama. Eğer açılacaksa da o YÖK'ün de belirlemiş olduğu asgari koşullar programına veteriner fakülteleri de dahil edilsin. O koşullar yerine getiriliyorsa açılsın. Yani biz illa da böyle körü körüne bir şeyle değil. Ama bu sayı artışları yetersizliğe ve kalitesizliğe sebep oluyor. Evet, eğitimin kalitesini de düşürüyor dediğiniz gibi. Sayı ne kadar az olursa öz olsun ve insanlar da donanımlı olarak Fransa, Almanya, çıksın. İngiltere nüfus ve hayvan varlığı açısından bizde benziyor. Ben rakamları size söyleyeyim mi? 4-5-7. Yani 4-5-7. 7. Bizde 32 oluyor. 32 oluyor. Evet. Şimdi Ali Bey, tabii sohbet o kadar güzel gidiyor ki ama süre zarfında süreyi de etkin kullanmak adına son başlığımızda bu tarım şurası olsun. Onu da soralım size. Biliyorsunuz yıllar sonra tekrar toplandı. Aslında sektör için önemli bir toplantı bu ve Ekim ayında bir daha toplanacak. Şu an bütün sektörlerden görüşler, fikirler alınıyor. Bu toplantının neresinde veteriner fakülteleri ya da Türk Veteriner Hekimleri Birliği bu toplantılara nasıl katıldı, nasıl destek veriyor? Evet, çok teşekkür ederim. Önemli bir konu. Ülkemizde 1994 yılında 1. Tarım Şurası, 2004 yılında 2. Tarım Şurası yapıldı. 15 yıl sonra da 3. Tarım Şurası. Evet. Ben geçmiş dönemleri de bakanlıkta çalışan birisi olarak biliyorum. Tarım şuraları bir zorunluluktan olur. Yani her şey iyi gidiyorsa, her şey tabiri caizse güllük gülistanlıksa problem yok. Tarım şurasına gerek yok. Tarım Şurası bir şeyleri revize etme adına, iyi gitmeyen şeyleri düzeltme adına, bunlar bütçe, yapılanma vesaire, yani 21 tane konu şeyi var, çalışma başlık grubu var, doğru, şu anda. Evet. Biz 15 tanesinde yer aldık. Tarım Şurası gündeme gelince Veteriner Hekimleri Birliği olarak müracaatımızı yaptık. Yani biz orada yer almak istiyoruz dedik. Zaten bakanlık da STK'lara çağrıda bulunuyor. Evet, veriyor. Biz nasıl yer alacağımızı, kendileri zaten çalışma gruplarına göre talebimizi bildirdik. O doğrultuda da 15 çalışma grubunda Veteriner Hekimleri Birliği olarak yer almış durumdayız. Demin birinci bölümde de sözlerimde geçti. Biz bu ülkenin menfaatleri için, ülkemizin bir atak yapması için, tarımda, hayvancılıkta yer almak istiyoruz. Bilgimizi, birikimimizi, 65 yıllık bu bilginin hafızasını orada da kullanmak istiyoruz. Şimdi hayvancılığın önemli problemlerinden bir tanesi, Tarım Şurası buna vesile olsun diye söylemek istiyorum. Nedir o? Yapılanmadır. Yapılanmadır. Bakıyorsunuz hayvancılığı ilerlemiş ülkelerde model olarak baktığınız zaman veteriner hekimle, bağımsız veteriner hekimlik teşkilatı var. Bağımsız. Bizde de bağımsız derken şöyle, yani bakanlığın bünyesinde ama yetki ve sorumluluğu anlamında. Tamamen kendine. Yetki kargaşası olmayan, bütüncül bir yapı arz eden,
etkin, zamanı iyi kullanabilen, personeli motive edebilen bir yapı var. Bu yapının biz ülkemizde de Tarım Şurası vesilesiyle inşallah buna olumlu yaklaşılır diye düşünüyoruz, talep ediyoruz daha doğrusu. Buna ihtiyacımız var. 8 ayı geçti biz yönetime geleli. Seçildiğimiz günden bugüne ve benim bakanlıkta daha önce yaptığım görevler dolayısıyla bu bir ihtiyaçtır. Temel noktalardan bir tanesidir. Bakın, temeli halletmeden üstüne bina ettiğiniz şeylerde netice alamazsınız, doğruya gidemezsiniz. Bir büyük sözü diyor ki, bir şeye başlarken adını doğru korsanız sizi doğruya götürür. Yanlış korsanız, yanlıştan doğruya gitmeniz mümkün değil. 1984 yılında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Zirai Mücadele Teknik Ziraat Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bir araya getirildi. Fonksiyonel bazda bir yapılanma denildi. Bu bir kırılma noktasıdır. Evet. O günden bugüne patinaj yapıyoruz. Bak. Evet. Hem demin söyledim, olgular sebeplerle oluşur. Doğru. Olgu mutlu bir... Şimdi olgu mutlu değil, yani olgu istenilen durumda değil ki Tarım Şurası yapılacak. Öyle değil mi? Tabii ki. O zaman Tarım Şurası'nın gerçekten bütün problemleri ortaya koyabilecek, bütçesinden insan kaynaklarına, yapılanmaya kadar ve dünyadaki trende göre. Trende göre. Vesile olmasını ben özellikle diliyorum tabii ki. Ve biz Veteriner Hekimleri Birliği olarak da Tarım Şurası dolayısıyla üzerimize ne düşüyorsa onu yapmanın gayret içerisindeyiz. Sanıyorum bu toplantılara da zaten o 15 tabii, farklı başlıkta yer aldınız. Arkadaşlarımız o toplantılara bizi temsilen hem hocalarımız, bilim adamları, hem sahadaki arkadaşlarımız, yönetimden arkadaşlarımız, Merkez Konsey yönetimden arkadaşlarımız o toplantılara katılıyorlar. Şimdi Ali Bey, süremizin sonuna geldik ama şu gıda güvenliği konusu var. Çok kısa istiyorum çünkü hakikaten süremizi bayağı bir aştık. Gıda güvenliği neden önemli ya da biz ne kadar gıda güvenliğine özen gösterebiliyoruz? Ülke olarak ya da toplum olarak? Gıda güvenliği dediğiniz zaman çok parametreleri var. Evet. Gıda güvenliği olmadan insan sağlıklı ve dengeli beslenmesi mümkün değil. Gıdadan insanlara bulaşan, özellikle hayvansal gıdalar tabii bizim konumuz, yüzlerce şey var, etken var. Evet. Ve hastalıkların %95'i hayvansal gıdalardan kaynaklanıyor. Dünyada her yıl 600 milyon insan gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya. Ve bunların yaklaşık %25'ini 5 yaşın altındaki çocuklar şey yapıyor. Yılda her yıl 125 bin çocuk dünyada gıda zehirlenmesiyle hayatını kaybediyor. Ayrıca tabii gıdadan insanlara bulaşan sadece gıda zehirlenmesi değil, bakteriyel, viral, paraziter ve diğer kimyasal zehirlenmeler vesaire. O açıdan dünyada 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor FAO tarafından. Evet. Ama ilk defa bu sene 7 Haziran Dünya Gıda Güvenirliği Günü ilan edildi yine FAO ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Bu şunu gösteriyor. Ya bir gıda günü varken gıda güvenliği günü diye ikinci bir gün niye oluşturuldu? Evet. Demek ki gıda güvenliği bütün insanlığı ilgilendiren önemli bir konu. Biz de ülkemizde bütün muhataplarıyla, yani bakanlık, üniversiteler, diğer bir şey STK'lar, gıda güvenliği konusunda çok davranmamız gerekiyor. Hassas davranıp planlamaları yapmak gerekiyor. Gıda stratejisini oluşturmamız gerekiyor. Var mı bizim şu an böyle bir çalışmamız? Yani bir takım çalışmalar var. İşte şeyi diyelim tekrar yine, Tarım Şurası'nı da bunlar da konuşulacak. Buna da vesile olsun ve gıda güvenliği ilgili bir sistem oluşturulsun, sistematiği olsun ve bir strateji uygulansın. Biz de veteriner hekimler olarak gıda güvenliğinin içerisinde bir önemli bir aktör, bir meslek olarak bunun içinde olacağız. Bütün birikimlerimizi, projelerimizi, öngörülerimizi de dile getirmek suretiyle daha güzel, daha sağlıklı insanımızın beslenmesi için gayret göstereceğiz. Evet, önemli bir konu, zira aslında çok konuşulacak bir konu ama süremizin de sonuna geldik. İstedim ki sizden de yine böyle satır başlarını duyalım. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Önemli bilgiler paylaştınız bizlere.
Ayağınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle öncelikle meslektaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Evet. Sonra milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ve daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyoruz. Hayvansal gıda stratejik. Gıda stratejik. Gıda güvenliği stratejik. Şöyle bağlayalım. Evet. Dolayısıyla veteriner hekimlik stratejik. Stratejik. Stratejik planlamalar yapmak lazım. Evet, böylece bağlamış olalım konuyu. Tekrar teşekkür ediyorum Ali Bey size. Evet, değerli izleyiciler, böylece bültenin sonuna geldik. Ali Bey'le olan bu güzel sohbetimizle birlikte. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali Eroğlu'ydu konuğumuz. Kurbanı konuştuk, gıda güvenliğini konuştuk, veteriner hekimlerimizin sıkıntılarını Ali Bey bize anlattı. Tarım Şurası'na dair de yine katıldıkları toplantılarda dile getirilecek olanları ve konuşulanları bizimle paylaştı. Yarın yine aynı saatte sizlerle olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ürününüz bol olsun, kazancınız bol olsun. Bizden ayrılmayın efendim.